Özgür Bey hoş geldiniz. Bahar'ım merhaba, hoş geldiniz. Bahar'ım beni affet diyor, başka bir şey demiyor ama her gün yeni bir şeyle karşılaşıyor. Bahar Hanım gerçi her şeyi biliyor. Ama bugün enteresan bir gün olacak. Önce şey sormak istiyorum. Sizin kaç asistanınız var? Çok asistan lafı geçiyor. Yani, kaç asistanı var Bahar Hanım? Ben artık sayısını unuttum Zahide Hanım. Her gün bir asistan. Zahide Hanım, ben her gittiğim ilde, ben Türkiye'yi dolaşıyorum. Yani İstanbul'dan alıp götürmüyorum. Ben gittiğim yerden bir tane buluyorum oradan. Ne ama yani asistan mı diyorum, sevgili anlamında değil tabii ki. Ya bir hafta oluyor, 10 gün oluyor. Artık kaç gün kalıyorsam orada ben de o güne 10 günlük veya bir hafta günü ayarlıyorum. O şekilde gelip çalışıyor bende. Siz profesyonel bir iş yapmıyor musunuz? Hani öyle asistan kolay mı yetişiyor ya da biliyor mu kızlar bunları hemen? Yani, öğreniyorlar mı? Şimdi benim yetiştiğim bir sihirbaz ayrı, yani yardımcım asistan ayrı. Bir de bana işte malzeme ver, al, yardımcı ol, çocukları kapıdan al, ondan sonra biletleri topla. O şekilde bir de ayrı. Hiç erkek asistanınız var mı? Erkek asistanım tek tük oldu. Normalde asistanı bendim. Sürekli ben yapıyordum. Bir dönem sonra artık beni istememeye başladı. Sen gelme, işte yorulursun, ondan sonra işte gerek yok, ben hallederim. Şimdi Zahide Hanım, sen evde sadece hayır, bana bağlantılarımı çocuk var, çocuk okula yap gidiyor. Diyordu. Okula o gittiği yüzden... için hayvanlar var, kim ilgilenecek onlarla mecbur. Dedim ki eşime, hani sen kal, ben gerekeni hallederim hepsini, gelirim yani turnedir sonunda. Siz de herhalde böyle bir şey düşünmediniz tabii. Yani ben ilk başlarda düşünmedim ama sonrasında zaten belli oldu her şey. Peki Bahar Hanım, Özgür Bey, biz yayınımıza başladıktan sonra pek çok ihbar telefonu geldi. Bu ihbarları tabii profesyonel bir şekilde değerlendiriyoruz ve ekrana çıkartacağımız zaman ya da burada sizinle buluşturacağımız zaman ciddi arka planını oluşturmuş oluyoruz. Öyle kolay kolay kimseyi çıkartmıyoruz. Bize bir asistanınız ulaştı Özgür Bey. Asistan ulaştı. Evet. Bakalım kendisini hatırlayacak mısınız? Bakalım Bahar Hanım tanıyor mu? Buyurun efendim, gelsin. Her gün bir asistan. Bu ne? Ebru Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hiç hoş bulmadım aslında. Ebru Hanım, Özgür Bey'i nereden tanıyorsunuz? Özgür Bey şöyle, ben Çekmeköy'de bir sitede oturuyorum. Kendisi de siteme geldi, bir gösteri planladı. Sitemizde çok fazla bu şekilde gösteriler çocuk planlanıyor. Çocuklar ben. Için. Evet, büyük sitelerde İstanbul'da zaman zaman böyle gösteriler yapılır. Siz evet. de biliyorsunuz Bahar Hanım. Özellikle çocuklar için site yönetimi parasını verir. Çeşitli etkinlikler olur, herkes eğlenir. Sitenin de güzelliği bu. Ebru Hanım, siz o sitede oturuyordunuz. Evet. Peki. Gösteri yapıyordu kendisi. Benim tabii haberim yok buradan. Evde kendi halimde oturuyorum. Mayıs ayıydı, ev haliyle yaz ayı, cam kapı açık. Siz ve gösteri yaptığı sırada uçurduğu kuş benim evime giriyor. Özgür Bey'in kuşu mu kaçmış? Kuşum uçtu evet. Zahide Hanım, kuşum uçtu. Yani o yüzden. Utanmıyorsun değil mi ya? Ya niye kuşum uçtu? Utanmıyorsun ya. Ya niye, ne yapıyorsun? Benim ne suçum var yani? Kuşu orada gösteri yaparken, finali yaparken kuşu havaya attım, o tarafa doğru gitti, daireye girdi. Uçtu. Senin kuşu. Asistanın yok mu? Kuşunu uç, nasıl uçuyor o kuşun? Orada yoktu asistan. O gün tek yapmıştım ben gösteriyi. Peki Özgür Bey'in kuşu uçtu ve Ebru Hanım'ın evine girdi, öyle mi? Evet, bu şekilde. Ben evde oturuyorum, haberim yok. Kapı çalıyor, açıyorum, Özgür. Ne dedi size? Kuşum içeri girdi. Bu şekilde sadece suratına bakıverdim. Daha sonra direkt eve girdi zaten. Hayır, komik gelmedi mi size, bir anda kapıyı ya açtınız? Kapıyı çaldım dedim, pardon özür dilerim dedim. Kuşum kaçtı ailenize dedim. Balkondan içeri girdi. Kuşumu alabilir miyim dedim ben. Hanımefendiye öyle söyledim zaten. Çok telaşlı bir şekilde olduğu için zaten eve girmiş bulundu. Ve o sırada bir hengame içerisindeyiz zaten. Kuşu yakalamaya çalışıyor evin içinde. Ya bir taraftan da... İşte ben gösteri yapıyordum, burada şöyle bir şey yapıyorduk, bir taraftan onu anlamaya çalışıyorum, bir taraftan evde kuş uçuyor, onu yakalamaya çalışıyor falan derken bu şekilde aslında bir sakinleştikten sonra... Aceleyle bir girdim sonra, içeri yani. Evet, aceleyle bir girdim ki hani kuş... Yalnız mıydınız evde? Evet, yalnızdım. Yalnız yaşıyorum zaten. Peki şöyle benzeri bir görüntü var, bir izleyelim, belki anlatmanıza yardımcı olur. Şimdi burada, bu evet, sizin evet. gösteriniz mi? Evet, evet, Çekmeköy'de, çocuk şenliğinde. Peki... Şimdi böyle bir gösteri sırasında tabii müzik var, herkes eğleniyor. Evet. Aynı görüntüde olan aletler şu anda burada. Hepsi herhalde. Burada şu an. Bakın. Ve kuş uçuyor şu an, gidiyor.
ve orada daireye gidiyor. Peki o kuş sonra geri gelmiyor mu? Yok, gelmedi. Nasıl gelmedi? Yani. Normalde siz her gösteriye bir kuş mu buluyorsunuz? Hayır, her gösteriye bir kuş bulmuyorum. O zaman ben kuşu yeni eğitimli almıştım. Eğitimli normalde daha. Kuşlar yani belirli bir yere kadar uçarlar, düşerler. O anda da alırsınız zaten. Ben o kuşu, bazen de size geri gelirler. O kuşun yeni aldığım için eğitimsizdi yani o zaman. Ama şimdiki kuşlarım eğitimli. Geri gelir mi? Gelir. Yani peki kuşunuz kaçtı, Ebru Hanım'la bu vesileyle tanıştınız. Evet. Daha yakalayabildiniz sonra mi kuşu? Ha, evet, ya yakaladım. Şaka gibi yalnız ya. Hepsi evet. Özgür Bey'in bütün yani hayatı. Bana birisi anlatsa hadi canım derim. Hep hadi canımlık bir şeyler çıkıyor. Bir de hep çıkıyor. Bekar kadınlara ve yalnız yaşayan kadınlara. Ya ne bekar kadınlar? Nereden bileyim? Sordum yani, ben bekar mısın diye. Yani kuşum uçuyunca ne yapayım? Evet. Kadına gitme kapıyı çalayım. İşte evet, kuşum uçtu. Bekar mısın diyeyim sana. Ben öyle mi diyeyim yani? Ben bunu duyduğum için geldim evet, aslında. Evet, hormoz yok çok yani. Birçok ihbar hayret gördüğüm için geldim. Hı-hı. Başka kadınları da mağdur etmesin bu şekilde, yardım amaçlı şeyler yapmasın diye, onları istismar etmesin diye geldim aslında. Peki Ebru Hanım, siz o gün tanıştınız. Tanıştık. Kuş sizin evinizde kaçtı. Beraber kuşu yakaladınız sonra. Hı hı. Daha sonra benden telefon numaramı istedi. Çünkü neden? Orada bir sohbet gelişmişti. Benim çocukluktan beri ilgim var sihirbazla. Anlatınca çok hoşuma gitmişti. Hani ben de öğrenmek istiyorum. Ama çok ilgimi çekiyor siz falan. Siz normalde ne iş yaparsınız? Ben o zaman aslında tanıştığımızda ben yeni mezun olmuştum. Ne mezun olmuştunuz? Psikolojiden mezun olmuştum. Psikoloji bölümü mezunusunuz. Evet. Bak. Meslektaş olacak. Meslektaşınız. Yani. Peki. O şekilde bir iş arayışındaydım. Aslında tam da üstüne geldi. Hem çok tatlı bir insan olarak gözüktü tabii o zaman. Çok tatlı bir insan. Nasıl konuşturuyorsun? Ya niye konuştun? Kuşu, nasıl konuşturuyorsun? Kuş kaçtı kuş. Duymuyor musun? Neyi ya? Neyi kuş kaçtı. Ne diyorsun sen? Kuşum uçtu. Sen insanlarsın. Şuna bak. Oldu, bir de geç yanına otur. Ya özür dilerim. Devam et yani. Özür dilerim, ben sizin hakkınızı savunmak için geldim. Böyle hakkı savunur ya. Ben o zamandan bahsediyorum hanımefendi. Lütfen ben sizin hakkınızı savunmaya geldim aslında. Ben Bahar Hanım için ya geldim. Ya eskiden anlatıyorsun. Evet, yarım kalan aşkınızı devam etmeye gelmiş. Hayır, hayır bana, devam etmeyin ya. Bana evet, kendisi çok iyi davrandı. Yeni, eski kalan aşkları devam ediyor. Aşkımı sana devam ettireceğim ben. Ben seninle hiçbir şekilde hayır istemiyorum, tamam mı? Aşkımı seninle devam ettireceğim. Hiçbir şekilde göreceksin seninle istemiyorum. Bu arada göreceğim. Evli olduğunu bilmiyordum. Sordunuz evli mu olduğunu söylemedi. Ben Bahar Hanım'ı, daha doğrusu bu programda Özgür'ü gördükten sonra Bahar'ı da gördüm. İlk başta Bahar'ı hatırlayamadım açıkçası. Daha sonra Özgür'ün telefonunda Bahar'ın fotoğraflarını gördüğümü hatırladım. Çok samimi fotoğraflar olmadığı için bana ablası dediğinde inandım açıkçası. Ablası mı ya? Ben sana ya ne zaman ablası diyeyim ya? Ne zaman ablası? Ablam demedim ya sana, niye yalan söylüyorsun? Ablam demedim ya. Ablam demedim. Ya niye ortalığı karıştırıyorsun? Ablam demedim ben. Ablamla yaşıyorum dedim, bu da ablam hayır dedin. Nasıl yaptın ya? Ablam demedim ben ya. İnkar etme olursun. Ne inkar ediyor? Ya, ne diyorsun sen ya? Ben ablam ben demedim ya. Ben yaşıyorum ya burada ya. Ben artık kafamı yemin ederim aklımı yitireceğim. Yeter artık, bıktım senden. Bıktım ya, düş yakamdan. Ablam demedim bak, ben ya. Düş yakamdan. Düşmeyeceğim, yeter artık, düşmeyeceğim. Yeter pisliklerin her gün ortada, yeter artık. Peki Ebru Hanım, siz evli olduğunu sordunuz mu kendisine? Hayır, sormadım çünkü. Ya da evli çünkü olduğuna dair herhangi bir şey hissettiniz mi? Yok ya, hiçbir zaman zaten parmağında bir yüzük görmedim. Gösteriden çıkmıştım o zaman. O tarz bir şey asla olmadı. Zaten bana o gün bir iş teklif etti, asistanlık teklifi. Ben de 3-4 ay kadar zaten kendi asistanlığını yaptım. Biz sizler sizin gösteri yaptığınızda yok, hayır hiçbir şeyden haberim yok. Gösteri yaptığı zaman vesaire ben hep yanındaydım açıkçası. İşte gösteri bitiriyordu vesaire. Biz yemeğe gidiyorduk birlikte. Geziyorduk, yemeğe bana hediyeler alıyordu. Kimin kartıyla gidiyordun acaba? Ben kartıyla. Sen de benim kartımı kullanmışsın her yerde. Hayır, kendi çalıştığım parayla. İş sonunda gidiyorduk yemeğe gidiyorduk. Benim kartımı kullanmışsın. Ya senin kartını kullanmadım ben. Sen iğrenç bir insansın. Senin sen kartını iğrençsin kullanmadım. Yanlış biliyorsun burada. Sen iğrençsin. Senden nefret Zahide ediyorum. Hanım bana o kadar güzel davranıyordu ki. Yani her genç kızın istediği şekilde. Yani elimi sıcak sudan soğuk suya sokmuyordu. Etrafımda dolanıyordu. Nasıl hitap ediyordu size? Ebru Hanım diyordu, Ebru diyordu, Ebru'cum diyordu. Mesela hani Ebru'cum şeydeyken. Ebru'cum mu diyordun? Ne söylüyorum sen, ben? Sen herkesin ismini çağırıyorum ben. Sen ne biçim bir insansın be? Ya herkesin ismini çağırıyorum ben. Sen ismini çağırıyorum bana ben. Bana evde esir hayatı yaşatıyorsun. Millete nasıl hayat yaşatıyorsun? Ne esir hayatı? Sen sana da
yaşatmadın mı? Senin yüzünden ben insan içine çıkamaz oldum be. Ben artık gözümde gözlük takıyorum, kafama şapkayı takıp öyle geziyorum. Utancımdan artık anlıyor musun? Seni de güzeller içinde yaşattım. Senin utanman gereken yerde ben utanıyorum insanlardan. Ya neden utanıyorsun ya? Sen artık. Ne demek neden utanıyorsun ya? Her gün bir kadın çıkıyor ya. Her gün bir kadın ya. Ama hep yanlış anlaşılma. Çıkacak ortaya hepsi bunların. Hepsi evet, çıkacak. Hep yanlış anlaşılma olur çıkacak zaten. Sonunda göreceksiniz. Ben yalan yaparsınız, söylemiyorum. Yaparsınız Hanım, hep yanlış tamam. Anlaşılma yemeğe olur. Yemeğe gidiyorduk örneğin, lüks bir restorana gidiyorduk. O lüks restorana biz hep taksiyle gidiyorduk. Mesela sizin programınızı bu izlediğim aynı zaman... Bu aynı kişi mi taksici bağlamıştım? İşte onu ben bilmiyorum. Ondan da bahsetmek istiyorum. Yani i̇şin mesela restorana gidiyorduk. Yani. Ya neyin işin içinde var? İşin içinde. Ben bize bu taksiyi kullanıyoruz zaten. Ben aynı. De size yardımcı hayır, olmak değil. İçin buradayım. Hani taksi bize evet götürüyordu. Gideceğimiz yere lüks bir restoran örneği. Biz çıkana kadar kapıda bekliyordu. Ve sürekli fısır fısır konuşmaları vardı taksiciyle. Şöyle düşünüyorum ki taksici de iş birlikçisi. Hayır değil Ebru. Evet. Ne hak yiyorsan o kişiyle yiyorsun. Hayır nereden biliyorsun iş birlikçisi? O kadar belli ki. İşlerle alakalı konuşurum. Başka nereye gidecek diye soruyordu. Neden taksi söylüyordu. Bizi bekliyor örneğin restoranın önünde? Bu adam kim? O mesela benim... ben o zamanlar anlamıyordum Zahid'in. Ay ne kadar güzel oğlum, lüks restoranlara gidiyorduk. Taksi bizi kapıda bekliyor, bana lüks hediyeler alıyor. Lüks hediyeler evet. Ne alıyordu size? Kolye alıyordu, bileklik altın alıyordu, mı? Pırlanta ne? Alıyordu. Pırlanta mı? Evet. Ne? Ne pırlantalar mı? Ya. Sen ne yapıyorsun? Ne diyorsun ya? Sen? Ne diyor bu kadın? Ya ne pırlantası ya? Ya, sen ya? Ya ne pırlantası ya? Zahide Hanım ben ayrılmak istiyorum niye artık gerçekten. Niye yalan söylüyorsun? Ben artık niye yalan söylüyorsun? Ne pırlantası ya? Bahar gerçekten, sen nasıl istiyorsan ama ben senin yerinde olsam oturup sakin olup dinlerim. Gerçekten. Dinlerim çünkü aslında belki de gerçeği görmen için bunlar gerekiyor Bahar. Yani kusura bakma ne olur bir kadın olarak seni hani çok zor biliyorum ama Ebru Hanım'ın söylediklerinin ciddiyetini fark ettiğim için yüzleştirmek istedim onları. Ama ben katlanamıyorum Zahide Hanım.